Herkese merhaba, ben uzman klinik psikolog Duygu Barlas. Bu videomda sizinle cinsel istismar konusunu ele almak istiyorum. Cinsel istismarı çocuk nasıl gösterir? Anneler, babalar bu durum karşısında ne yapmalılardır? Cinsellik çocukla ne zaman konuşulması gerekiyor? Bu konulara değinmek istiyorum. Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki yaklaşık 3 ila 4 yaşında kız çocukları ve erkek çocukları cinsiyet fark etmeksizin cinsellikle ilgili sorular sormaya başlarlar. Genel olarak kültürümüze baktığımızda cinsellik konusunda konuşmanın zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Anneler babalar her ne kadar modern dünyada yetişmiş olsalar da kendi annelerinden babalarından getirmiş oldukları öğretilerle çocuklarıyla cinsellik konusunda konuşmakta zorlanabilirler. Her şeyden önce çocukla cinselliğin çok açık bir şekilde konuşulması gerekiyor. Cinsel istismarı önleyen şeylerden bir tanesi aslında budur. Eğer çocukla anne baba olarak, kız ya da erkek çocuk fark etmez, cinsellik rahat bir şekilde konuşulabilirse, çocuğun cinsellikle ilgili soruları cevaplanabilirse, çocuk bu konuda utanılacak bir şey olmadığını kavrar ve annesiyle babasıyla her şeyi açık bir şekilde paylaşma güdüsünü kendisinde bulur. Çeşitli kitaplar var bununla ilgili. Eğer anneler, babalar kendilerini cinsellik konusunda konuşmaya hazır hissetmiyorlarsa veya rahat hissetmiyorlarsa bunlarla ilgili çok çeşitli kitaplar var. Öncesinde anneler, babalar bu kitapları okuyorlar ve çocuklarına bu konuda nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğrenmiş oluyorlar. Dediğim gibi ilk önce cinselliğin 3 ila 4 yaş itibariyle çocuklar soru sormaya başladıkça rahat bir şekilde konuşulması gerekiyor. Çeşitli cinsel eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Bu videonun konusu olmadığı için detaylara girmeyeceğim. Bu birinci adım yapıldıktan sonra ikinci adımda yapılacak şey çocuğun hangi bölgelerinin özel olduğunu öğretmek olacaktır. Hangi bölgeleri özel, bu bölgelere kimler dokunabilir, kimler dokunamaz, hangi koşullar altında dokunulduğunda bir sıkıntı değildir, hangi koşullar altında dokunulduğunda bu bir sıkıntıdır. Çok açık bir şekilde çocuğa bunların öğretilmesi gerekir. Daha sonra ise üçüncü adımda çocuğa hayır deme öğretilmesi gerekmektedir. Çocuk özel bölgelerine dokunulmaması gereken bir olay yaşadığında bağırmayı, hayır demeyi ve sınır çekmeyi kesinlikle yapması gerekir. Ve bunun utanılacak bir şey olmadığını bilmesi gerekir. Şimdi bizim ülkemizde yaygın bir anlayış vardır ki hani amca, dayı, teyze, hani kadın erkek cinsiyet fark etmeksizin çocuğun sınırlarına dalabilir, çocuğun özel bölgelerine dokunulabilir gibi bir anlayış hakim. Bu aslında çok yanlış bir inanış ve algılayış. Çocuğun özel bölgelerine sadece doktor, o da annenin babanın gözetiminde ve hatta yaş ilerledikçe karşı cinsin ebeveyninin bile hani gerekmedikçe dokunmaması, bakmaması gerekir. Hatta bazı durumlarda gene yaş ilerledikçe aynı cinsin ebeveynin bile sınırlara özen göstermesi gerekir. Çocuğa kimlerin dokunulabileceği anlatırken akrabaların, sevdiklerin değil de çok net bir şekilde kimlerin dokunulabileceğinin söylenmesi gerekir. Ve dokunduğu anda hani böyle bir şey olduğunda ne yapması gerektiği kriz planı halinde anlatılmalıdır. Örneğin hayır diye bağıracaksın, hemen benim yanıma koşacaksın, hemen babana söyleyeceksin, hemen bana söyleyeceksin diye çocuğa madde madde ne yapması gerektiğinin aktarılması gerekir. Bütün bunlar anlatılmasına rağmen cinsel istismar bulguları, olguları yok mu? Elbette ki var. O zaman ise hani bunları nasıl anlayacak anneler, babalar? Daha küçük yaş gruplarına baktığımız zaman oyun ve resim aracılığıyla çok güzel ipuçları verebilmektedir çocuklar. Çoğu rehber hoca, çoğu ilkokul hocası resimler aracılığıyla bunu anlayabilmekte ve ebeveynlere haber verebilmektedirler. Resmin haricinde oyun çağında olan 3 ila 9 yaş arasındaki çocuklar ise oyunlar aracılığıyla da gösterebilir. İlla resimle göstermek zorunda değildir. Oyun ve resmin haricinde çocukta bir takım olağan dışı belirtiler de görülebilmektedir. Örneğin alt ıslatmalarının olması, tuvaletle ilgili sorunların olması, gece kabuslarında artışların olması veya
yeniden başlaması veya hiç yokken bir anda olmaya başlaması. Onun dışında hırçınlıkların olması. Çok belirgin olan bir başka belirti ise yaşına uyumlu olmayan cinsel eylemlerde bulunması. Aşırı cinselleşmiş davranışlar göstermesi denilebilir. Bazen hiçbir bulgu, hani bu kadar aşikar bir şekilde bulgu göstermeyebilir çocuklar ama daha depresif, daha kaygılı olarak da mesaj verebilmektedirler. Bunun dışında çocukların göstermesinin dışında hani önleme aşamasına baktığımızda ne demiştik? Cinsellik hakkında bir psikoeğitim verilecek çocuğa, bir eğitim verilecek, ne yapması gerektiğiyle ilgili maddeler belirlenecek çocukla. Ama bunun haricinde anneler, babalar çocuklarını 2-3 günde bir sıklıkla gözlemlemeleri gerekmektedir. Bugün okulda kimlerle beraberdin? Bugün oyunlardan ne oynadın? Bugününü paylaşmak ister misin, anlatmak ister misin? Çocukla ne kadar çok İç içe olursak, ne kadar çok gözlemleyebilirsek, ne kadar çok aslında sohbet edebilirsek çocuk o kadar yakınlık duyar ve iş dünyasını anlatmaya çalışır. O yüzden cinsel istismar veya diğer istismarları önleyebilecek en güzel şeylerden bir tanesi annenin çocuğuyla veya babanın çocuğuyla yakın olması ve onunla sohbet edebilmeyi, konuşmayı bilebilmesidir. Bunun haricinde çocukla olan bu gözlemin dışında anne baba dış dünyayı da gözlemlemelidir. Öğretmeni nasıl birisi, müdürü nasıl birisi, akrabalarla olan ilişkisi nedir, bir başka eve gittiğinde nerede oynuyor, kiminle oynuyor, yaşıtları var mı, yaşından daha büyükler mi var, onu acaba gözlemleyebilecek başka bir yetişkin var mı? Tüm bunların sorularını kendilerine veriyor olmaları gerekiyor. Elbette her şey yapılmasına karşın cinsel istismar olabilir mi? Evet, yine olabilir. Ama bütün riskleri bunları yaparsak en aza indirgemiş, çekmiş oluruz. Bütün konuştuklarımızı özetlememiz gerekirse öncelikle cinsellik hakkında çok rahat konuşulmalı. Cinsellik hakkında eğitim verilmeli. Cinsellik hakkında olumsuz bir şey yaşandığında bunu nasıl bildireceği hakkında bilgi verilmeli. Bir kriz planı yapılmalı ve çok iyi çocuğun gittiği yerler, çocuğun iç dünyası, çocuğun davranışları anne baba tarafından çok iyi bir şekilde gözlemlemelidir. Eğer bu 5 maddeye dikkat edilirse o zaman cinsel istismar riskini en aza indirmiş oluruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.